TV'den merhaba, ben Müşra Kuru. 2 Temmuz 2015 bülteniyle karşınızdayız. Erkek tıraşına kadın eli değdi. Kuaför salonunda çalışan iki arkadaş, kadın müşterinin kaprisine dayanamayıp erkek berber salonunda çalışmaya başladı. Gülsün Dinç ile Fadim Şahan, ikisi de 17 yaşında, kuaförlüğü meslek olarak seçtiler ancak kadın müşterinin kaprisleri onları bunalttı. İş ararken erkek berberi Yakup Güleş'ten yardım isteyen genç kızlar burada çalışabilirsiniz teklifine hayır demedi. Kısa süren çıraklığın ardından işi öğrenen genç kızlar saç sakal tıraşı yapmaya başladı. Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer, Oda Meclis üyeleriyle yaptıkları toplantıda erken seçim değil koalisyon hükümeti kurulsun görüşünün kabul görüldüğünü söyledi. Ticaret Odası'nın Haziran ayı meclis toplantısında konuşan Özer, 7 Haziran seçiminde milletin bir irade ortaya koyduğunu, siyasi partilerin de bu doğrultuda hareket etmesini beklediklerini belirtti. Özer, Oda Meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda erken seçim değil koalisyon hükümeti kurulsun görüşünün dile getirildiğini sözlerine ekledi. Bugün Sivas'ta işlenen insanlık suçunun 35 aydın ve sanatçının diridir yakıldığı olayın yıl dönümü. Tam 22 yıl geçti üzerinden ama hala olayın üzerindeki sis perdesi kaldırılamadı. Eğitim İş Denizli Şubesi Yayın Sekreteri Kadir Yıldırım, Madımak olayının 22. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta 35 aydın sanatçı ve gencin yakılarak katledildiğini anımsattı. Yıldırım, eğitim iş olarak Sivas katliamında yaşamını yitiren aydın ve sanatçıları unutmadıklarını, unutturmayacaklarını sözlerine ekledi. Denizli Spor'da Gözler Olağanüstü Genel Kurulu'na çevrildi. İki adaylı genel kurul Cuma günü yapılacak. Genel kurul öncesi eski başkan Süleyman Urkay ve eski bürokrat Mustafa Şavluk aday olduklarını açıkladı. Başkan Hasan Kırbızlıoğlu yeni dönemde görev almayacağını duyurdu. Meteoroloji verilerine göre il genelinde yağışlı bir hava etkili olacak. Yağışların yer yer sağanak şeklinde görüleceği uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı en yüksek 33, en düşük 11 olacağı tahmin ediliyor. Cuma ve cumartesi günleri ise yağışların yerini güneşli bir hava alacak. 5 günlük hava durumu detayları ve günün sıcak gelişmelerini denizdehaber.com'dan takip edebilirsiniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle.